Çok değerli bir konuğumuz var. Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu'yla tekrar beraberiz. Uzun yıllar hem akademik anlamda hem de iş dünyasında piyasanın içinde bulunuyorsunuz. Ekonomi dergilerine yazılar yazdınız. Sizi tekrar ağırlamak çok çok güzel bizim için. Çok mutluyuz hocam. Şöyle diyeyim. Türkiye ekonomisini konuşacağız. Özellikle enflasyonu, askeri ücreti konuşacağız. Ve ilk sorumla başlayayım hocam. Ekonomi açısından şu anı fotoğraflarsak Türkiye için nasıl bir 2021 öngörüyorsunuz hocam? Evet. Şimdi bugün eğer asgari ücreti ve enflasyonu konuşacaksak ki birbirinden ayrılması mümkün değil. Öncelikle önümüzdeki dönemi de tahmin etmemiz gerekiyor. Şu anda enflasyon rakamları tüketici fiyat endeksi dediğimiz endeks biliyorsunuz talep enflasyonunu gösterir. Yani talep enflasyonunun bir göstergesidir. Talepten kaynaklanan enflasyondur diye biz analiz ederiz. Bunun rakamı şu anda 14.03. Yani en son açıklanan bizim yıllıklandırılmış verimiz 14.03. Bu sene herhalde biz 14'te falan bitireceğiz bu enflasyonu. Ama önümüzdeki yıla tabii ki gelecek olan bir enflasyon yükü var. Neden yükü var diyorum? Çünkü üretici fiyatlarını gösteren endekse baktığımızda, üfe dediğimiz endekse baktığımızda buradaki artış %23.11. En son açıklanan veri bu. Yani üretim maliyetleri %23.11 artarken tüketici bunun %14.03'ünü hissetmiş. Bu tabii TÜİK'in resmi rakamları. Hissedilen enflasyonu konuşmuyorum. Yani o markete gittiğimizde, çarşıya gittiğimizdeki enflasyon ayrı bir konu. Bu TÜFE'nin açıkladığı resmi rakam üzerinden gidiyorum. Peki 23 maliyet artmış, 14'ünü yansıtmış. Arada ciddi bir fark var, 11 puanlık bir fark var. Bu farkı ne yapacak üretici? Fırsatını bulduğu anda mutlaka tüketiciye yansıtacak. Yani buradan gelen bir maliyet yükü ortaya çıkacak. Bir diğer faktör, devletin özellikle bütçe açığının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yani bu sene herhalde %5'ler civarında bir bütçe açığına gideceğiz. Gayri safi yurt içi hasılanın %5'i kadar bir bütçe açığı olacak. Peki bütçe açığını nasıl kapatacağız? Bütçe açığını da daha çok vergileyerek kapatacağız. Peki bunun üretim maliyetleri üzerine bir etkisi olacak mı? Tabii ki olacak. Kur buralarda kalsa bile, yani hiç artmadığını varsak bile kurun, demek ki hem kamu kaynaklı maliyet baskısı hem de maliyet kaynaklı, daha önceden kur artması kaynaklı veya diğer maliyetlerden kaynaklanan bir artış var. Bir de dünyada genelde baktığımız zaman özellikle metal fiyatlarında bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatlarında bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Yani bunlar hepsi bizim maliyetlerimizi artıran faktörler. Yani dünya ekonomisi toparlandıkça bizde de bu baskılar, yani fiyat baskıları daha da artmaya devam edecek. Çünkü ülkeler parasal genişlemeye devam ediyor. Gelişmiş ülkeler parasal genişlemeye devam ediyor. Dolayısıyla biz yine önümüzdeki dönemde çift haneli enflasyonları görmeye devam edeceğiz. Ve dediğim gibi bu rakamlar önümüzdeki yıl, ben yine tek haneli rakamlara düşemeyeceğimizi ki hane halkının çoğunluğu ciddi anlamda problemli, şu anda gelirler düştü, satın alma gücü düştü. İşte salgın nedeniyle belki 100 bin civarındaki restoran kapalı, kafeler kapalı. 1,5-2 milyon insan şu anda işini kaybetmiş durumda, evlerine çekildi. Ya kısa çalışma ödeneği almaya çalışıyor, ya işte ücretsiz izin şeklinde gidiyor. Bir bölümü de işsiz kaldı. Yani böyle bir dönemde enflasyonun artma nedenine baktığımızda bu talepten midir yoksa üretim kaynaklı mıdır dediğimizde, yani çok talep baskısını hissetmememiz lazım bizim, ama bir talep talepten ziyade bizde daha çok üretim maliyetlerinden gelen bir baskılama var enflasyonun üzerine. Yani arzda bir problem var. Onu anlatmaya çalışıyorum Deniz Bey. Yani arzda problem var. Şimdi bu arzdaki problemi çok iyi bizim
kavramamız lazım. Bir kere piyasalar aksak bizde. Yani tekelci piyasalar var. Evet. Yani bu çok iyi bir problem Hakan Bey. İkincisi, burada maliyetlerde özellikle %3, %5 bile artış olsa veya maliyeti artmasa bile herkes enflasyonu bir şekilde dışarıda kendisine yansıyan enflasyonu başkasına aktarmaya çalışıyor. Bu yapışkanlık diyoruz. Yani bunu biz yapamayız. Niye yapamayız? Biz sabit gelirli insanlarız. Sabit gelirli insanlar fiyatlara hiçbir şeyini yansıtamazlar. Müdahale edemezler. Yani çünkü örgütlenme gücünüz de olmadığı için, böyle güçlü sendikalar falan da olmadığı için böyle bir şey yapmanız mümkün değil. O zaman ne oluyor? Fiyatı belirleyenler ekonomide, fiyatı belirleyemeyen bizim gibi insanların üzerine hemen bunu ne yapıyor? Aktarıyor. İşte mesela kredi faizleri düşecekmiş diye bir haber geliyor. Hemen evin fiyatını yükseltiyor. Oysa yıllardan beri satamamışsın ama evin fiyatını yükseltiyor. Olsun. Ya, birisi ya diyor evin fiyatı yükseldi. O zaman ben diyor evin fiyatı yükselmişse diyor ben diyor ürettiğim şeyi o zaman %30 ben de zam yapayım diyor. %50 ben de zam yapayım diyor. Herkes bir şekilde o satın alma gücünü koruma kavgası verirken enflasyon yapışkan bir şekilde devam ediyor bizde. Yani üretim maliyetleri ayrı bir problem. Yani üretim maliyetleri özellikle ithalata bağımlı üretim olduğu için üretim maliyetleri de çok ciddi bir problem. Yani önümüzdeki yıl bunların hepsi devam edecek. Bence talebi patlatan krediler zaten. Yani burada hani İnsanların satın alma gücü inanılmaz yüksek gitti. İnsanlar çok büyük harcama yaptı. Bu değil. Tamamen insanlar borçlanarak aslında gelecekteki tüketimlerini bugüne çekmiş oldular. Bunlar ileride ortaya çıkacak problemler. Yani ileride biz bu sıkıntıları daha fazla hissedeceğiz. Çünkü insanlar borçlu. Yani şöyle rakamlarla verebilirim size. Şu anda konut kredisi borcu 300 milyar lira konut kredisi borcu var vatandaş. 300 milyar lira toplam. Taşıt kredisi 2.2 milyar. İhtiyaç kredisi borcu 392 milyar TL. Bunun yanına bir de kredi kartını koyun 140 milyar TL. Bir de varlık yönetim şirketlerinde biliyorsunuz problemli kredilerimiz var. Evet. Onlar arkamızdan sürekli telefonlarla hadi ödeyin diyorlar. 30 milyar da buradan var. Toplama bakarsanız vatandaşın 883 milyar TL, Merkez Bankası'nın verisi bunlar. 883 milyar TL borcu var. Onun dışında senetli borcu, annesine borcu, arkadaşına borcu bunları saymıyorum. Onları yazmıyoruz bile. Onları yazmıyoruz. Şirketlerin borçlarını da almıyorum. Sadece bireylerin borçlarını. Şimdi böyle baktığımız zaman ya bizim bunu karşılayabilecek bir şeyimiz yok. Bizim ortalama ücretlerimiz, ortalamadan bahsediyorum. 3.500-4.000 TL arasında bir rakamdır Türkiye ortalamasına bakarsanız. İşte asgari ücret dediğimiz 2.324 TL'yi %40 civarında, %43 civarında insan buna çalışıyor. Bunun altına da çalışanlar var, onu da söyleyeyim. Yani bizde bölgesel asgari ücret kavramı olmadığı için birçok bölgede bu rakamın altına da düşüyor ödemeler. Kayıt dışını zaten bir tarafa bırakıyorum, o ayrı bir derdimiz. Şimdi %40'ı, %43'ü asgari ücretten çalışıyor. Yeri işte biraz daha yüksek alanlar vardır. Asgari ücretten gösterilip de yüksek alanlar vardır. Açıktan ödeme yapılanlar vardır. Ama sonuç şu, 3.500-4.000 TL ortalama çalışanların ücreti. Şimdi 3.500-4.000 TL'lik bir ücretle, ortalama ücretle biz yani gelecekte araba alacağız, işte ev alacağız, başka ihtiyaçlarımız olacak, bunları karşılayacağız. Bunları çok kolay karşılayamayız. Bizim öncelikle yapmamız gereken yüksek ücret doğuran nitelikli işler yaratmamız lazım. Yani işte güvenlik görevliliği bu iş değil ki aslında yani. Güvenlik görevliliği iş midir yani? Apartmanın etrafını kapatıyorsun tellerle. Ondan sonra diyorsun ki 5 kişiyi ben burada istihdam ediyorum. Bu sağlıklı, kaliteli bir istihdam değil. Niye yapıyorsun? Hırsızlık var. Niye hırsızlık var? Demek ki dışarıdaki adam kazanamıyor veyahut da bir sorunu var, çalışamıyor, bir şey olmuş. Adam hırsızlık yapıyor. Onun için de sen evini korumaya çalışıyorsun. Yani bu çok ciddi problem.
Yani biz kaliteli istihdam yaratmak zorundayız. Yüksek ücretli kaliteli istihdam yaratmak zorundayız. 9 milyon emeklimiz var neredeyse. 9 milyon emekliyle biz otomobil yapacağız diyoruz. Emeklilere otomobil mi satabileceğiz? Ev mi satabileceğiz? Bir şey mi satabiliriz? Onlar çarşıda dolaşıyor. Dolayısıyla bizim burada özellikle üretim kısmında piyasa yapısından başlayarak, yani tekelci yapılardan başlayarak, aracılardan başlayarak, ki bunların çoğu vergi de ödemiyor. Yani verginin dışında kalıyor. Bunları da hesaba katarak bir kere üretim maliyetlerini aşağıya çekecek. Bu yapışkanlığı ortadan kaldıracak anlayışlardan bir kere çıkmamız gerekiyor. Bu tabii ki ilk etki ne olacak? Bu zombi şirketler ve kayıt dışı ekonomi problemini çözmemiz lazım. Yani ilk acil yapılması gereken olay bence akut olay bu. Yoksa bence enflasyonu işte efendim tek haneli rakamlara tekrar indirir, rakamsal olarak indirirsiniz. Ama biz bunu hissetmeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki yılda benim beklentim %13'ler civarında bir enflasyon, %14 civarında resmi olarak konuşuyoruz. Evet hocam. Resmi enflasyon olarak %13-14 enflasyonun devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi burada şöyle bir durum var. Burada bir asgari ücret belirliyoruz. Şimdi asgari ücreti belirlerken bazı kriterleri dikkate almamız lazım. Dedik, Türkiye'de çalışanların %40'ı asgari ücretle çalışıyor. Altı üstü boş verin, şey olarak bakalım %40'ı. Geriye kalan da 4000, 5000, 6000, 7000 alsın. Ortalamasını söylüyorum rakamların. Bugün yoksulluk sınırı Türkiye'de 8197 TL. Yani 4 kişilik bir ailenin işte barınma, yiyecek, içecek, ulaştırma, yani bu asgari yaşam koşullarını sağlayabilmesi için. Evet hocam, gerekli evet, olan para bu. Yani 8197 lira para girmesi lazım, evet. Bugün ortalama ücretlerin, ben 4000 TL civarında olduğunu söylüyorum, 3500-4000 TL olduğunu söylüyorum. Ortalama ücret böyleyse, demek ki iki kişi çalışsa evde, iki kişi çalıştığı anda yoksulluk sınırının hala altında kalıyor. Maalesef. Şimdi bir de açlık sınırı var. O da 2516 lira açlık sınırı da. 2516 TL açlık sınırı tabii kalori hesabına göre yapılır. Yani işte yetişmişlik düzeyine göre 2800 kalori bildiğim kadarıyla ortalamasını söylüyorum. Çocuk için farklı olabilir. 2800 kalori alabilmeniz için sizin günlük nasıl beslenmeniz gerekiyor? Tabii bunun içinde balığınızı da yiyeceksiniz, işte tavuğunuzu da yiyeceksiniz, kırmızı etinizi de yiyeceksiniz. Yani öyle hani sadece tavukla idare edelim diye değil. Beslenmeden bahsediyorum ben. Yani doyma değil. Dengeli beslenme, 2800 kaloriyi dengeli bir şekilde almasından bahsediyorum. Bu şekilde dengeli beslendiğiniz zaman 4 kişilik ailenin bir kere ailenin 2516 lira ne yapması lazım? Para girmesi lazım eve. Şimdi böyle bir ortamda bizim asgari ücretimiz 2324 TL, yani açlık sınırının altında belirlenmiş, kalmış durumda. Şimdi burada ne yapacağız? Yani bu ne olmalı diye baktığımızda, evet. Yani açlık sınırı belli, yoksulluk sınırı belli. Bir kere açlık sınırının altında asla kalmaması gerekiyor asgari ücretin, böyle bir şey. Zaten kabul edilemez. Neden? Çünkü asgari ücret bir benchmark olarak kullanılıyor piyasada. Yani diğer ücretlerin belirlenmesinde de daha yüksek ücret, 4000, 5000, 6000 lira ücret alıyorsanız onların belirlenmesinde de bir benchmark oluyor asgari ücretler. Dolayısıyla asgari ücreti bizim mutlaka ve mutlaka insanların insanca yaşayabileceği noktaya getirebilmemiz gerekiyor. Bu şart. Peki tamam da hocam, işte dükkanlar kapalı, pandemi var, birçok iş yeri kapanmış durumda veya atıl çalışıyor, yeterli kapasiteyle çalışamıyor. Burada ne yapacağız? Burada yapılacak şey, Murat Batı arkadaşımız da bunu yazdı gazetelerde, internet sitelerinden de bulunabilir. Yani işte asgari ücretten vergi almayalım değil. Konu bu değil. Gerçekten bunu tartışmak isteyenler Murat Batı'nın yazısını okuyabilir. Doçent arkadaşımızın yazısını okuyabilir. Ama burada özellikle kendisi de bunu öneriyor. SSK primlerinin en azından yarısının devlet tarafından karşılanması. Yani biz madem ki açık vereceğiz, bütçe açığı vereceğiz, devlet daha etkin harcayacak, devlet daha tasarrufçu olacak, devlet bir kere
lüks tüketim dediğimiz bu harcamalarını minimum düzeye indirecek, var bunlar. Hepimiz biliyoruz. Evet, biliyoruz. Var bunlar. Bunlar minimum düzeye inecek ama en azından biz bugün işte asgari ücreti belirlediğimiz zaman, örnek vereyim, 3000 dedik, 4000 dedik, neyse. Onun tutarı, bunlar tartışma sonucu ortaya çıkacak. Kaç gün sonra belirleniyor zaten hocam. Tabii ki bunlar belirlenecek. Yani bu rakamlara bakarak bizim açlık sınırının altında kalmasın dediğimiz zaman, demek ki önümüzdeki yıl en az 3000 TL'nin altında bir kere olmaması gerekiyor. Net ücretlerin benim gördüğüm kadarıyla açlık sınırının altında kalmaması için asgari ücretin. Şimdi bunun tabii brüt maliyeti işverene çok daha yüksek. Yani biz bugün 2324 diyoruz ama bunun 2950 lira gibi bir maliyeti var. Brüt ücret bu. Şimdi bu aradaki farktan işverenin etkilenmemesi için bence devletin aradaki farkı, özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılacak rakamın yarısını, hatta bir dönem özellikle bu tür hizmet işletmeleri için tamamını bir kere mutlaka desteğinin verilmesi gerekiyor. İşte devletin zaten küçülüp tasarruf etmesi ama buralarda sosyal devlet olarak devreye girmesi son derece önemli. Önemli olan burada, dediğim gibi, kayıt dışı ekonomiyi kayda alırsak bence vergi problemleri de büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Yani vergi tahsilat sorunları ortadan kalkacak. Onun için çalışanlar, tekrar eski sistemimiz vardı bizim. Vergi iadesi sistemimiz vardı, biliyorsunuz. Evet hocam. Bu vergi iadesi sistemine bizim tekrar dönmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Yani vergili olursa şu, vergisiz olursa şu. Yani biz bundan çıkacağız. Bir kere herkesten fişimizi alacağız, toplayacağız ve bunu gider bir beyan ederek geriye alacağız bu paramızı. Ve bunu da basit bir şekilde artık yapılabilmesi lazım. Yani çok basit bir şekilde aktarılması lazım. Böyle zarfların içine koy şu bu falan değil de yılda bir kez, belki aylık paketler halinde bunlar toplu halde verilebilir veya iş yerlerine ayda bir paket halinde verilebilir. Bunu çok da zorlamadan bu vergi iadesi sistemiyle de destekleyeceğiz. Bakın, talep olmazsa hiçbir şey olmaz. Bütün aynen, dert talepten çıkar. Talebi bitirirsek her şey biter. Onun için aman efendim asgari ücret alırsa şu batar, bu batar, kimse batmaz. Devlet ne yapacak? Herkes her şeyi ötelemesini biliyor. Vergiler öteleniyor, krediler öteleniyor, şu öteleniyor, bu öteleniyor. Asgari ücrete gelince 200 lira, 300 lira para vereceksiniz. Buradan batacak devlet. Yok böyle bir şey. Yani herkesin vergisini ötelerken batmıyor. Ama bir asgari ücrete 200-300 lira, 500 lira destek verdiği zaman batıyor. Bu anlayış doğru bir anlayış değil. Çok da hayati şeyler söylediniz hocam. Çok değerli şeyler söylediniz. Şu kısaca şöyle, asgari ücret artışı nasıl belirleniyor? Ondan da bahsedelim mi? Bir komisyon, belli işçi grupları arasındaki görüşmeler. Kısaca böyle bir çerçeve çizebilirsek eğer. Tabii ki. Yani asgari ücretle ilgili olarak, evet, bakanlık nezdinde işveren temsilcileri, işçi temsilcileri oturuyor. Genel bildiğim kadarıyla Türk İş ve Hak İş geliyor genelde bu tür şeylerde. DİSK katılıyor mu katılmıyor mu çok iyi bilmiyorum ama aslında tüm işçi örgütlerinin burada temsil edilip, işte memur tabii ki ileride bunlar memur maaşlarını da belirleyeceği için, bu benchmark olacağı için aslında tüm çalışan kesimin temsilcilerinin burada bulunması gerekiyor. Bunlar bir komisyon oluşturuyorlar. Komisyonda ne olması gerektiği üzerinde herkes çalışmasını yapıyor. İşte benim biraz önce söylediğim açlık sınırı, yoksulluk sınırı Türk İş'in hazırladığı zaten şeylerdir, rakamlardır. Bu komisyonlarda tartışıldıktan sonra nihai olarak zaten sonuçta biliyorsunuz bakanlık bu işe karar veriyor. Yani bakanlığın dediğiniz bir yerde sonuç bakanlığın kararıyla bitiyor aslında. Türkiye'de grev gibi bir şey olmadığına göre veya grev olduğu zaman da hemen ertelenir. O grev olduğu zaman başka adlandırılıyor biliyorsunuz. Yani çalışan haklarını kullandığı zaman, en küçük bir gösteri yaptığı zaman farklı algılanıyor maalesef ülkemizde. Onun için de
kabul etmek durumunda kalıyor ve asgari ücretle insanlar ne yapıyor? İşte borç harç, ondan sonra yok kredi kartıyla destekleyelim, anneden babadan ödünç alalım, arkadaştan ödünç alalım diye ay sonunu getiriyor. Düzenli beslenemiyor, dengeli beslenemiyor insanlar. Emin olun birçok insan iş yerlerinde gidip doğru dürüst yemeğini, etini yiyor, biliyor musunuz? Yani öğle yemeklerini gidiyor fabrikalarda yiyen insanlar son derece memnun. Bir iş yerinde, çok iyi biliyorum, bir iş yerinde bir anket yapılıyor. Ve ankete diyorlar ki öğle yemeğinden vazgeçin, size o yemek parasını iade edelim, verelim diyorlar. Hayır diyor işçiler, yok bize vermeyin, biz burada memnunuz, biz burada yiyelim. Çünkü yani bir kere çalışabilmesi için beslenmesi lazım, düzgün beslenmesi lazım. Onun için hatta bu yemek şirketlerinin falan, özellikle fabrikalara yemek veren yemek şirketlerinin hem iyi denetlenmesi hem de çok iyi desteklenmesi gerekiyor. Çünkü bizim bu tür geniş alanlara yemek yapan insanların vergi yüklerinin mümkün olduğunca minimum düzeyde olması lazım ki onlar da ne yapsınlar? İşte o aşın içindeki eti almadan, yağını düzgün koyan. Yarım kilo buralara, et koyacağına 5 kilo et koysun diyorsun. Evet, yani düzgün hizmet versinler. Ya yani bunlar tabii böyle küçük küçük paketlerle değil, hep diyorum ben mikro çalışmamız lazım. Yani mikro düzeyde sorunları ele almamız lazım ve çalışmamız lazım. Başka çaremiz yok. Hocam çok güzel tespitlerde bulundunuz. Ben kısaca bir de şunu sormak istiyorum. Bu asgari ücret zammı artık eli kulağında, yakında belli olacak. Bu zammın enflasyon ve işsizlik üzerindeki etkilerini değerlendiriyoruz. Birazcık daha değerlendirmek istesek neler söylersiniz? Ya şöyle olabilir. Efendim, ücretler arttı, maliyetler de arttı. Ben bunu hemen tüketiciye yansıtayım diyen bir kesim çıkacak, kesin. Yani bu fırsatı kullanacak. Çünkü hiç kimse karından fedakarlık etmek istemiyor. En büyük problem zaten bu. Yani fırsatını bulduğu anda, bu da tabii piyasa yapısıyla alakalı. Yani eğer rekabetçi piyasaysa zor tabii ki bu fiyatı yansıtmak. Ama rekabetçi bir piyasa değilse çok rahat, tamam diyor, benim işçilik maliyetlerim şu kadar arttı, demek ki ben ürün maliyetlerimi buna göre ne yapayım diyor, fiyatlamamı buna göre yapayım diyor. Yani maliyet artı kar marjı diyor ve o kar marjını koruma temelli bir fiyatlama düşünüyor. Hiç kimse belli dönemlerde bundan fedakarlık yapmak istemiyor. Hocam, enflasyonla asgari ücret arasında bir sarmal bir şey var o zaman. Kesinlikle var, var yani tabii ki, ama bunu enflasyona yol açması demek, yani enflasyona yol açar söylemi bence biraz daha, yani politik bir söylem bana göre. Yani gerçekçi değil. Çünkü insanların geliri arttıkça daha fazla harcama yapacak ekonomide. Daha fazla harcama daha fazla talep demektir. Bu da işletmenin sürümden ne yapması demektir? Kazanması demektir. Dolayısıyla biz verimliliği artıracak önlemleri alırsak, ki enflasyonu aşağıya çekebilecek faktörlerden bir tanesi de budur. Verimliliği bizim yükseltmemiz lazım. Ama bizim işverenimiz kredi faiziyle, kurla uğraşmaktan işiyle uğraşamıyor ki. Maalesef. Yani kredi, kur, faiz, akşama kadar televizyonda bunları seyrediyor. Çünkü riski var. Kredili iş yapıyor. Döviz borcu var. Yani bütün bunlarla uğraşmaktan üretimde verimliliği nasıl artırırım diye çalışamıyor, uğraşamıyor. Zamanında yaptığı yanlış sermaye politikaları. Yani sermaye artırımlarını yeterince yapmadığı zaman, güzel paralar kazanıldığı dönemlerde sermayesini güçlendirmediği için maalesef iş adamı şimdi çok büyük bir borç yüküyle karşı karşıya. Bir de yanlış yaptı. Döviz artmaz diye gitti, dövizle borçlandı bir bölümü de. Yani bütün bunların kabahatini asgari ücrete yüklemenin hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum. Tabii ki işçi de ürettiği şeyden pay alacak. Alın terini de kurumadan ne yapmak lazım? Ödemek lazım. Ödemek lazım. Hakkı da odur zaten hocam. Ama az önce söylediğiniz gibi biz çok önemli zamanları ıskaladık. Geçmiş günlerde hakikaten yatırım yapmamız gereken kalemlerin dışında müteahhit olmayı tercih ettik. O noktada yaptığımız hatalar yüzünden belki de bugün de şapkayı önümüze koyduk mu hocam? Maalesef. Öyle gibi görünüyor. Bir dahaki sefere konuşuruz artık onu. Hocam çok güzel yorumladınız. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun, sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın hocam. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın.